Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli arkadaşlar, bugün Silsilet-i Lisan hadislerinin El-Kitab-ı Temhidinin ikinci bölümü, ikinci dersiyle birlikteyiz. El-Dersü Thani, ikinci ders, El-Muvafakatu, onaylama, uyum sağlama, Vel-Muhalefetü, kabul etmeme, reddetme, muhalefet etme. Harfü En-Nun, Nun harfi, Tasaffahid ders. Kelimatü ders, dersin kelimeleri tu'ancibu. E'ancebe yu'ancib i'ancab. Arkadaşlar, Arapçada farklı bir mantık var. Mesela Türkçede biz bir şeyi beğeniriz. İstanbul'u beğendim deriz. Arapçada bir şey kendini size beğendirir. E'ancebe yu'ancibu beğendirmek anlamında. Tabi biz Türkçe'yi beğenmek diye çevireceğiz. Fakat fiilin ifal babıdır. Beğendirmek anlamı vardır. Biraz sonra örneklerde bunu daha iyi anlayacağız. Ra'ya, harika, muhteşem, güzel. Mücerribu, cerrabe, yücerribu, tecrübe. Tecrübe kelimesini biz kullanıyoruz, deneyim değil mi? Mücerribu, deniyorum, tecrübe ediyorum demek. Fikratun, fikir, düşünce. Asif, üzgün. Ratip, maaş. Ercu, raca, yercu, raca, ummak, rica etmek. Ercu, ben rica ediyorum, umuyorum. Tuhalifu, halefe, yuhalifu, muhalefetün, muhalefet etmek, karşı çıkmak, aykırı davranmak anlamına, tuhalifu, sen muhalefet ediyorsun anlamında bir ifade veya bayanlar için üçüncü şahıs o muhalefet ediyor anlamına gelir. Talimat, talimat, Türkçe'de var değil mi? Yönerge, talimatlar, yönergeler. Kabile, kabul etmek, kabile yekbulu, mazi fiil, kabul etmek anlamına, erfudu, rafada, yerfudu, raft, reddetmek, kabul etmemek. Burada muzari olarak kullanılmış. Erfudu, ben reddederim, kabul etmem anlamına geliyor. Memnun, yasak. Mesahtu, mesaha, yemsahu, mesah, silmek anlamına geliyor. Başka anlamlar da var. Parçamız içerisinde başka anlam kullanırsa o anlamı da veririz. Necaha, başarmak, başarılı olmak. Mazi fiil. Muvafikun, ene muvafikun, ben onaylıyorum, ben uygun buluyorum anlamına geliyor. İsmi fail arkadaşlar. Taban, tabii ki anlamına geliyor. Tabiratü ders, dersin kalıp ifadeleri. Ma ra'yüke fi. Fi'den sonra gelen kelime hakkındaki düşüncen nedir kalıbı? Düşüncen nedir, ne dersin? Ma ra'yüke fi İstanbul. İstanbul hakkındaki düşüncen nedir? Ma ra'yüke fi lugati el arabi. Benim Arapçam hakkında görüşün nedir gibi. Tabi şu ke'ni değişeceğini anlayabiliyorsunuz herhalde. Kime sorarsınız? Ma ra'yuki. Bayan olsa ma ra'yuki dersiniz. Çoğulsa ma ra'yuküm dersiniz gibi. Bu değişebilir. Hel yumkinuni. İzin istemek için kullanılan kalıp bu. Hel yumkinuni en. Genellikle bir fiil muzari gelir. En ucerribe hadi derrace. Bu bisiklet deneyebilir miyim? Hel yumkinuni en edukule saffe. Sınıfa girebilir miyim? Hel yumkinuni en ahude kalemek. Kalemini alabilir miyim? İzin isteme kalıbı Arapçada bu arkadaşlar. Cevabı da bir te'kid olabilir. Tabii ki, kesinlikle anlamına geliyor bu kelime. Kesinlikle bir tabi, tabii ki denilebilir. Siratun zatiyetun. Sira insanın yaşamı demek. Zatiye kendi demek. CV'nin karşılığı arkadaşlar. Yani hayat hikayesi anlamına geliyor. İşaratul mururi. Veya Türkçemizde tabii hayat hikayesi demeyelim. Yanlış olabilir o zaman öyle dersek. Yani anlamı bu ama özgeçmiş diye Türkçemize geçmiş. Özgeçmiş yani kendinizin geçmişinizi yazıyorsunuz. Özgeçmiş CV kelime anlamı ise hayat hikayesi anlamına geliyor. İşaratül mururi, işaretün işaret, işaretler. El mururi trafik, trafik işaretleri. 14 ile surateyni ve ecib, iki resme bak ve cevapla demiş. Mâdâ terâ fîs sûratil ûlâ. Birinci resimde ne görüyorsun? Ene erâ el muhalefe. Muhalefet görüyorum. Aykırı davranma görüyorum. Fîs sûratil thâniye. İkinci resimde ne görüyoruz? El muvâfaka. Uyum. Onay görüyoruz. Mel farkı beyne sûrateyn. Zaten söyledik farkını arkadaşlar. İstemi ve kra. Dinle ve oku. El ebu. Baba. Merhaben. Merhaba. El-bâ'i, müşteri, işte satıcı pardon. Ehlen ve sehlen, hoş geldiniz. Keyfe, nasıl, üsa'idu küm. Size nasıl yardımcı olabilirim? Min fadlik, lütfen. Hel-estatiyyû.
Ebilmek, abilmek idi. En ara görebilir miyim? Ra'a, yara, görmek. Hâzihi darracete, bu bisikleti görebilir miyim? Bi külli sürurin, memnuniyetle. Arkadaşlar bu ikisi neymiş? Memnuniyetle demekmiş. İnneha, o cemiletün, güzeldir ve kaviyetün, ve güçlüdür. Tabi biz Türkçe'de güçlü demeyiz bisiklete. Sağlamdır. O güzel ve sağlam bir bisiklettir. Ma ra'yuke fi. Bakın kalıbımız geldi. Ne dersin? Görüşün ne? Fid derraceti, bisiklet hakkında ya amir. Bisiklet hakkında ne dersin? Bisiklet hakkında görüşün nedir amir? Hel tu'cibuke, hoşuna gidiyor mu? Tam anlamış o. O sana kendini beğendiriyor mu demek arkadaşlar. Ama Türkçe'de böyle bir kalıp yok. O yüzden ne yapıyoruz? Beğeniyor musun? Amir de helli soru olduğu için ne'am. Evet. Şundan sonra arkadaşlar virgül gelecek. Ne'am velalardan sonra kitabımız bir türlü bu ayarı tutturamadı. Yani hiçbir şey koymuyor. Ya nokta koyuyor ya virgül koyuyor ama kuralımız nedir? Ne'am veladan sonra bir virgül olmaz. Tüm acı bunu hoşuma gidiyor. Ketiyan çok hoşuma gidiyor. İnneha, o yani bisiklet. Derrace, raiyatun, harika. Hel yumkinuni en. Evet, izin isteme kalıbı demiştik. Ucerribaha, deneyebilir miyim? Böyle bir soru eğer olumlu cevaplanacaksa arkadaşlar bir tabi yani olabilir. Tabii ki olabilir. Bir tekiydi. Kesinlikle olabilir cevabımız. İkra, oku ve raddedil cümlel atiye, ve aşağıdaki cümleleri tekrarla demiş. Hel estatiu en. İşte biraz önce ne dedi? En ücerribe derrace. En ücerribe seyyara. Arabayı deneyebilir miyim? Bi kulli sururin. Memnuniyetle. Bir tabi'i. Tabii ki. Bir tekidi kesinlikle gibi değişik cevaplar, olumlu cevaplar verebiliriz. Ma ra'yuke fi medrasetine. Okulumuz hakkındaki görüşün nedir? Ma ra'yuke fil şami Türkiye. Türk halkı hakkındaki görüşün nedir? Gibi fiilden sonra neyi soracaksak, ne hakkında görüşü soracaksak ona onu getiriyoruz fiilden sonra. Burası kalıp. Her tuacibike, hoşuna gidiyor mu? Tuacibuni neam, tuacibuni ketirne. Eğer müennes bir şeyse seyyara dolayı tuacibun. Eğer müzekkerse o zaman hel yuacibike diye soracak. Yuacibuni ketirne. Evet, çok hoşuma gidiyor. İnneha, müennes olduğu için inneha dedik. Raiyatun, o harika. İzin isteme kalır. Hel yumkinuni en edhule. Girebilir miyim? Hel yumkinne en ahude, alabilir miyim? Hel yumkinni en estekhdime, kullanabilir miyim? Yani ifadeniz çok. Enden sonra bir fiil muzari getirmemiz gerekiyor. Cevaplar yine bakın. Bir tekit kesinlikle. Bir tabai. Bir külli sururun gibi. Şu cevapların hepsi burada da ne yapılabilir? Verilebilir. Çünkü aslında bu da gücünüzün yettiğin değil, izin isteme anlamı olarak veriliyor değil mi? Ebilmek, abilmek anlamı bazen gücünün yettiğini gösterir. Bazen izin anlamında kullanılabilir. Bu o anlamda hel yumkinuni ve hel estatiyahu en eş anlamlı kalıp ifadelerdir arkadaşlar. Sıl ma fil kaimeti elif, a listesindekini eşleştir bima ile şey ile yunasibu, uygun olan şey ile minel kaimeti B listesinden uygun olanlarla A listesindekileri eşleştir. Hel yumkinuni en, bakın kalıbımız buraya kadar değil mi? İzin istiyor. Edruse, çalışabilir miyim? Fi gurfetike, odanda çalışabilir miyim? Bi külli sururim, memnuniyetle. Hel tuhibbul makarune, makarna seviyor musun? Evet, hayır sorusu olacak değil mi? Naam, inneha lezîzetun, evet o lezzetlidir. Hel estatiyahu en, yine izin istiyor bakın. Ebilir miyim? Ve pardon, sen, burada testatör dediğini ebilir misin? Tekude. Sürebilir misin? Ed-derracete. Burayı düzeltiyorum. Biliyorsunuz bunun iki anlamı var. Bir ebilmek, güç yetirmek anlamı. Bir de izin istemek. Burada arkadaşlar farklı bir şey soruyor. Güç yetirmeyi soruyor. Hel testatiyon en tekude. Kade yekude kıyade, sürmek demek. Ed-derracete. Sen bisiklet sürebilir misin? Buna gücün yeter mi anlamında kullanılmış. İzin değil buradaki. Güç yetmek anlamında. O da helle sorduğu için naam estatiyo diye kısa cevap vermiş. Evet, sürebilirim anlamına geliyor. Hel tu'cibuke
Es-seyyaratu. Bakın failimiz burada seyyara. Araba sana kendini beğendiriyor mu demek tam anlamı. Türkçe'ye çevirirken ne diyoruz? Arabayı beğeniyor musun? Naam demesi lazım normalde. Dememiş. Tuaciboni evet çok hoşuma gidiyor. Ma ra'yuke fi kalıbımız bu. Hadel beyti bu. Ev hakkındaki görüşün nedir? İnnehu cemilun o güzeldir demiş. Üktüb kema fil nemudeci. Örnekte olduğu gibi yaz. Ma ra'yuke fi kalıbımız bu zaten. Bize burada ne vermiş? El metam vermiş. Fi en nedhebe ilel metam. Arkadaşlar malum harfi cerler fiilin başına gelmez. İsmin başına gelir ve sonun ceredir. Fiilin başına gelebilmesi için bir en gelmesi lazım. Daha önce bahsetmiştik. Bazen bu en yazılır, bazen açık yazılmaz. Yani gördüğünüz gibi burada yazılmış, açık olarak gelmiş. Bazen gizli en gelir. Lamlarda olduğu gibi. Linedhebe. Aslında linedhebe demektir. Ama fiil de açıkça geldi gördüğünüz gibi. Gitmemiz ilel mat'ami, lokantaya gitmemiz konusunda ne dersin? Hakkında ne dersin? Fikratun ra'iyatun. Harika bir fikir. Şimdi fi en nedhebe biraz zor bir ifade arkadaşlar. Niye? Bu eni mastariyedir. Fiilin başına geliyor. Onu isme dönüştürüyor. Yani mastara dönüştürüyor ki başına harfi cer gelsin. Başka türlü harfi cer gelmez. Bunun yerine bakın en nedhebe yerine bu fiilin mastarını kullanabilir. Zehebe yedhebu zehab. Ma ra'yuke fi zehabi ilel mat'ami. Lokantaya gitmeye ne dersin? Demek ki biz mastarı iki şekilde yapıyoruz. Bir, fiilin başına en getirerek, eni mastarıya getirerek yapıyoruz. Bir de normal mastarını kullanıyoruz. Normal mastarını kullanırsanız arkadaşlar çekim yapmak zorunda kalmazsınız. Zehebe'yi alacaksınız. Fiil muzariye dönüştüreceksiniz. Ezhebu çekeceksiniz. Tek tek biz gideriz bulacaksınız. Ama fizzehabi ilel matam dediğiniz anda kolaylıkla mastar oluşturmuş olursunuz. Yani hazır mastarı kullanmış olursunuz. Bu yüzden fiilin mazisini, muzarisini ve mastarı mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. Burada el mektebe kütüphaneye gitmemiz hakkında ne dersin diyecek. Ma ra'yuke en nezhebe ilel mektebe. Aynı şekilde ma ra'yuke fi'z-zehabi ilel mektebe diyebilirsiniz. Fikratun ra'iyatun demişti. Bakın değiştirebilir. Fikratun ceydin. Güzel fikir. El menab. Oyun alanı. Ma ra'yuke fi en nezhebe ilel melabi diyecek. La estatea. Gelemem demiş. Ma ra'yuke fi en nezhebe ilel mütafi hasenun. Peki tamam demiş. Demek ki ma ra'yuke fi'den sonra doğrudan mastarı da kullanabiliriz veya fiil muzari enle mastar haline getirebiliriz. Üktüb kema fil nemudeci izin isteme kalıbını burada çalıştıracak bize. Hel yumkinuni en. Arkadaşlar bu kalıp bu şekilde aslında. Eni de var burada. Derrace demiş. Bisikleti deneyebilir miyim diye soracak. Hel yumkinuni en ucerribe derracete. Bisikleti deneyebilir miyim? Taban tabii ki. Hel yumkinuni en. Bakın en hemen geliyor. Kalemi ne yapabiliriz? Alabiliriz, kullanabiliriz değil mi? Bakalım kitabımız ne demiş? Hel yumkinuni en estehdimel kalem. Kalemi kullanabilir miyim? Bakın cevaplar burada taban demişti. Burada bir tekit. Bunlar olumlu cevaplar. Kesinlikle. Tabii ki. Hel yumkinuni seyyara demiş. Araba ne olabilir? Arabaya binebilir miyim? Hel yumkinuni en erkebe seyyara. Arabaya binebilir miyim? Asifin. Olumsuz cevap. Üzgünüm. Yani binemezsin demek. Hel yumkinuni el hida. Ayakkabı. En ucerribel hida. Ayakkabıcıya gittiniz. Ayakkabıyı deneyebilir miyim? Adam tabii çok memnun olacak. Bi külli sururin memnuniyetle diyecek arkadaşlar. İstemi amekra. Dinle ve oku. El müdir. Ehlen ve sehlen bike. Bakın birisine hoş geldiniz dediğinizde sen hoş geldin demek istiyorsanız B harfi zerriyle birlikte söyleyeceksiniz. Ehlen ve sehlen bir kere fi şirketine. Şirketinize hoş geldin. Ani hâzihi sîratî ezzâtiye. Bakın geçiş yaparken Y'nin üstünü harekeli yapmış. Sîratî ezzâtiyete. Zâtiyetü affen.
Şu geçiş için üstün. Bu ise mübteda haberden dolayı arkadaşlar merfu olacak. Zatiyetüm. Bu benim CV'm. Bu benim özgeçmişim. El müdür ceyyidün. İyi, güzel. Amelüke, işin. Amel, iş, çalışma demiştik. Senin işin minessaati thamineti saat 8'den ile saati thaliteti saat 3'e kadardır. Ali muvafekun demiş ama aslında ene muvafekun demek istiyor. Ben onaylıyorum. Ben uygun buluyorum diyor. Kısaltmış. Konuşma değil, kısa bir değildir. Hel yumkinuni en kalımız geldi. Arife, öğrenebilir miyim? Ratibi, maaşımı öğrenebilir miyim? Onun cevap veriyor. Bakın taban tabii ki ratibuke. Senin maaşın hamsu mi'eti 500 dinarin. 500 dinar. Arkadaşlar dinar Irak'ta ve bazı Arap ülkelerinde kullanılan bir para birimi. Ma ra'yuke, görüşün nedir? Ali, innehu münasibun, uygundur. Meta yumkinuni en, bakın izin yine. Ebde, ben ne zaman başlayabilirim? El amele, işe ne zaman başlayabilirim? Gaden inşallah, yarın inşallah demiş. İnşallah'ın yazılışına dikkat edelim. İn, şa'e, bir de Allah lafzından oluşuyor arkadaşlar. Üç kelimeden, eğer Allah dilerse demek. Ve ercu, raca yercu, ummak, rica etmek. Umuyorum, ella tuhalife, muhalefet etmemeni. En tuhalife, muhalefet etmeni. Ella, bakın olumsuz getiriyor, muhalefet etmemeni. Aykırı davranmamanı. Talimati, talimatlara aykırı davranmamanı umuyorum. Yani inşallah talimatlara uyarsın diyor. Hasenün, peki, tamam diyor adam. Senin güzel anlamı da var. Kafanız öyle takılabilir. Bu aynı zamanda arkadaşlar kalıp ifadedir. Peki tamam anlamında kullanılır. İngilizce'deki okey'in karşılığıdır. İkra ve raddedil cümlel atiye. Oku ve aşağıdaki cümleleri tekrarla demiş. Ma ra'yuke, görüşün nedir? İnnehu münasibun, uygundur denilir. Ercu ella tuhalifet talimati, talimatlara muhalefet etmemeni, aykırı davranmamanı umuyorum. Taban, tabii ki. Hel takbelu hâdel amel, helle sorduğu için ne am veya la diyebilirsiniz. Bu işi kabul eder misin? Hel ente muvâfikun ala. Buraya dikkat edelim. Eğer muvâfikun kelimesinden sonra bir başka kelime daha gelecekse ala kullanılması gerekir. Sen maaşını onaylıyor musun? Maaşını uygun buluyor musun? Uygun bulduğumuz, onayladığımız şeyin başına ala gelecek. Vafakadan sonra. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Üktübil kelimetel münasibe, uygun kelime yaz. Minel kelimatil atiye, aşağıdaki kelimelerden fil farağı, boşluğa. Muvafık, yuhalifu, terfudu. Terfudu reddetmek, kabul etmemek. Kabile, kabul etmek. Memnu, yasak. Asif, üzgün. Evet, kardeşi devamlı trafik işaretlerine muhalefet ediyormuş, uymuyormuş, aykırı davranıyormuş. Nura terfudul amele fi hadi şirke. Bu şirkette çalışmayı reddediyor Nura. Hel kabile, kabul etti mi? Nebil, bir erkek ismi arkadaşlar. Eddameti, daveti ile hafleti, törene daveti kabul etti mi? Hafle, tören, kutlama, parti gibi anlamlar veriyor arkadaşlar. Uygun bir şekilde tercüme edebilirsiniz. Daveti ilayla kullanılır. Buna dikkat edelim. Evet, ala geldiğine göre muvafikun olacak demektir. Vafak alayla kullanılıyor çünkü. Ene muvafikun ala rehneti, ben geziye onay veriyorum. O onaylıyorum, kabul ediyorum anlamında. La estati'an hudur, asif. Olumsuz bir şey söylemesi lazım. Üzgünüm. Ene asifindir aslı, kısaltmış. Gelemem diyor. Hadara yahdur hudur, gelme anlamına geliyor. Etetihinu, sigara içme anlamına gelen bir kelime. Tam anlamı, kelime anlamı dumanlatma demek arkadaşlar. Duhan duman, etetihin dumanlatma. Sigara içmeye böyle bir isim vermişler. Sigara içme yasaktır diyecek. Memnun, yasaktır. Fil mektebeti, kütüphanede. Üktüp yaz, harfun nun. Nun harfini başta, ortada, sonda yaz demiş.
اكتب النون في الفراغ. Boşta nun harfini yaz. Sefinetün gemi. Nemirun kaplan. Medinetün şehir. Kent. İnebun üzüm. Leymun liman. Ödünün kulak. Mindil menadil mendil. Ernebun tavşan. İstema ve reddet. Dinle ve tekrarla. Nem benet سكن نح أنف يسكن نظام ينر أسكن بنطال أسكن نام بنات سكنا نوح أنوف يسكن نيران ينير أسكني استمع ولاحظ الفرق. دين ve farka dikkat et. نم نام بنت بنات سكن سكنا نوح نوح أنوف أنوف يسكن يسكن نظام نيران ينر ينير أسكني أسكني اكتب ما تسمع ممنوع نجح منزل منديل مناسب أرنب لسان عين İkra ve kütüb, oku ve yaz demiş arkadaşlar. Rakibe Nizar, Nizar bir erkek ismi, bindi. Es-Sefinete gemiye bindi. Ra'ytu gördüm, en-Nemira kaplanı, fi hadikatil hayvan, hayvanat bahçesinde gördüm. İştara satın aldı, mühennet bir erkek ismi arkadaşlar. Mühennet, leymunen, limon satın aldı. Mesahtu, sildim. Et-tavilete masayı bil mindili mendili sildim. Estahdimi kullanırım. Kullanıyorum. Fincani fincanımı geçiş yapmış. Fincaniyel mufaddali. Bakalım bu ne oluyor? Fincaniyel mufaddali olacak. Meful olduğu için. Harekesinde öyle düzeltelim. Favori. Beğendiğim anlamına geliyor. Beğendiğim fincanımı kullanıyorum. Nadir, racülün enikun, nadir, şık bir adamdır. Ennesru kartal, tairun kebirun, büyük bir kuştur. Tunus, medinetün cemiletün, güzel bir şehirdir. Arkadaşlar, Tunus'un hem başkenti Tunus ismindedir, hem ülkenin adı Tunus şeklindedir. Necahat talibi, öğrenci başarılı oldu. Erkek öğrenci fil imtihani, imtihanda başarılı oldu. Namet tiflu, bebek uyudu. Fis serir, yatakta uyudu. Küçük çocuk veya bebek diye çevirebilirsiniz. Dehalet girdi. Menalu, menal el funduka, otele girdi. Anuku, boynu. Rakabetü demişti arkadaşlar daha önce. Bakın eş anlamlı kelime. Ez-zerafeti. Zürafanın boynu tavilün uzundur. Velhamdülillahi Rabbil alemin.